Arkadaşlar, bu videoda ben size döndürme ve ötelemeden soru çözeceğim. Modüler AYT 3. fasikülde. Test 18 bununla ilgili. Şimdi birinci soruda A noktası 2'ye 2 köküş noktasını orijin etrafında saat yönünde 30 derece döndürünce aşağıda hangi nokta elde edilir demiş. Şimdi böyle soruları çizerek yapın demiştim. Vermiş olduğu nokta 2'ye 2 köküç. Gösterdim. A noktası burada. Yani x ekseninde 2, y ekseninde 2 köküç. Bunu orijinle birleştirdiğimde karşıma özel bir üçgen çıkar. 30, 60, 90. Ve bu noktayı saat yönünde, yani negatif yönde 30 derece döndürdüm. Nokta buraya geldi. Yani şu açın 30 olduğuna dikkat edin. Bunun uzunluğu 4. Bu değişmez. 4 buraya geldi. O halde 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 köküç. Yani A noktasının gelmiş olduğu noktanın koordinatları 2 köküçe 2'dir. Doğru cevap D şıkkı. Öteleme çok kolay. Vermiş olduğu noktayı x ekseni boyunca pozitif yönde 7 birim dediği için eksi 4'e 7 ekliyorum. Y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim dediği için eksi 1'e 2 ekliyorum. O halde noktanın koordinatları 3'e 1 olur. Yani A şıkkı. Evet, bu yine öteleme. 4 birim sola dediği için x'ten 4'ü çıkarıyorum. Yani 5'ten 4'ü çıkardım. 3 birim yukarı dediği için eksi 2'ye 3 ekledim. Yani yukarı ve sağ dediğinde ekliyorum. Aşağı ve sola dediğinde çıkarıyorum. O halde noktanın koordinatları 1'e 1 olur. E şıkkı. 4. soruda A noktasını 2 birim sola. 4 birim aşağı ötülenmişi 2'ye eksi 1 olduğuna göre. Şimdi aradığım noktanın koordinatlarını x, y dedim. 2 birim sola dediği için x'ten 2'yi çıkardım. 4 birim aşağı dediği için y'den 4'ü çıkardım. Ve bu nokta 2'ye eksi 1 olduğuna göre x eksi 2, 2'ye eşit. O halde x 4 olur. Y eksi 4 eksi 1'e eşit. Y buradan 3 olur. Demek ki bana sorduğu noktanın koordinatları 4'e 3. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi 90 derece ve 90 derecenin katlarından soru gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi hatırlayın, bir A noktasını orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürdüğümde o noktanın koordinatları eksi y'ye x oluyordu. O halde bana vermiş olduğu nokta 4 eksi 6. 4 eksi 6'ya aynı dönüşümü uyguladığımda, yani eksi y'ye x yaptığımda 6'ya 4 olur. Doğru cevap D şıkkı. A noktasını orijin etrafında pozitif yönde 270 döndürmek demek, o noktayı orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürmek demek. Ve yine hatırlayın, A'nın koordinatları x, y. Bunu orijin etrafında negatif, yani saat yönünde 90 derece döndürdüğümde y'ye eksi x oluyordu. O halde bana vermiş olduğu nokta 5 eksi 1. 5 eksi 1'e aynı dönüşümü uyguladığımda doğru cevap eksi 1 eksi 5. Yani A şıkkı. 7. soruda bir noktayı orijin etrafında 180 derece döndürmek demek, o noktanın orijine göre simetrini almak demekti. Ve bir noktanın orijine göre simetrini alırken ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani doğru cevap 3 eksi 5. B şıkkı. 8. soruda P noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülünce 2 eksi 5 oluyormuş. Şimdi P noktasının koordinatlarını x, y dedim. Bunu orijin etrafında saat yönünde, yani negatif yönde 90 derece döndürünce y'ye eksi x olduğunu hatırlayın. Bana sonucu verdiği için, yani 2'ye eksi 5, y eksi x'e eşit. O halde y'nin 2, x'in de 5 olması gerekiyor. Yani bana sorduğu noktanın koordinatları 5'e 2, C şıkkıdır. 9. Öteleme. 5-1 noktasını şuradaki görüntüsünü sormuş. Yani x yerine 5, y yerine 1 yazacağız. Bu kadar arkadaşlar. X yerine 5, y yerine 1 yazınca doğru cevap 3'e 2. Yani E şıkkı. Evet, şimdi dikkat. Size vermiş olduğum dönüşümler hep orijin etrafında döndürme ile ilgiliydi. Şimdi A noktası 4'e 2. Bu noktayı orijin etrafında pozitif yönde 45 derece döndürdüğümde A üssü noktasının koordinatlarını sormuş. Ve size şöyle demiştim. 90 derecenin dışında bir açı döndürdüğünde gösterin demiştim ve karşınıza %90
özel üçgen çıkar demiştim. Ama burada A'nın koordinatlarını yerleştirdiğimde, yani x 4, y 2 olduğunda böyle özel üçgen yok. Şuradaki açının kaç derece olduğunu bilmiyorum. Alfa dedim. Ve bu noktayı pozitif yönde. Hop, 45 derece döndürdüm. Bana bu noktanın koordinatlarını soruyor. X, y'nin koordinatlarını ben tanjanttan yapıyorum. Şimdi şu açı alfa artı 45. Bunun tanjantını yazdım. Hatırlayın açılımını. Tan 45 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 45 artı tan alfa da yerine yazdım. Şimdi alfa artı 45'in tanjantı karşı bölü komşudan y bölü x. Yazdım. Tan 45 1. Tan alfa. Bakıyorum. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Yerine yazdığımda y 3x'e eşit çıkar. Ve bu durumda şıklarda deneme yapabilirsiniz. Demek ki ordinat x'in 3 katı olacak. Ama sayıyı bulmak için Pisagor yapmanız gerekiyor. Şimdi 2'ye 4. OA'nın uzunluğu 2 kök 5. Ve bu uzunluk değişmiyor arkadaşlar. Şu uzunluk da 2 kök 5. Ve dik kenarlar x, y 2 kök 5. Pisagor yaptım. X kareye kare tabii ki 20'ye eşit. Y yerine 3x yazdığımda x buradan kök 2 olur. Demek ki apsis kök 2. Y de x'in 3 katı olacak, 3 kök 2. Bakıyorum şıklara, doğru cevap D şıkkı. 11. soruda A noktası orijin etrafında pozitif yönde 90 derecelik açı ile döndürülünce, evet, ne oluyordu? Eksi 3'e 5 noktası eksi y'ye x oluyordu. Yani eksi 5'e eksi 3. Ve bu noktayı 2 birim sola, 4 birim yukarı ötelemiş. O halde eksi 5'e 2 çıkarıyorum sola dediği için, 4 birim yukarı dediği için ordinata 4 ekliyorum. Bana sorduğu nokta eksi 7'ye 1. Yani B şıkkı. Şimdi 12'de A noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülünce elde edilen nokta ay üssü demiş. Yani saat yönü negatifti, hatırlayın. O halde 1 eksi 2 eksi 2 eksi 1 olacak. Yani y'ye eksi x. Ve noktayı 180 derece döndürdüğümde bu da orijine göre simetri almaktı. İkisi de işaret değiştirir ve bana a üssü a2 üssünün uzunluğunu sormuş. Yani kök içinde. Birincileri çıkardım, karesini aldım 1. İkincileri çıkardım, 3 karesini aldım 9. O halde uzunluk kök 10'dur. Yani doğru cevap C şıkkı.